Şöyle, şimdi Faruk'un dediği, Faruk bir şey söyleyeyim. Şimdi burada hani hakikaten bir hak olarak söyleyeyim. Biz bu demlilerin filan ne dediğini bilmedim. Ben takip ediyorum. Bakın geçen hafta Ruşen Çakır'ın programına, bugün Cansu Çamlıbel'le de konuşmuş ama Ruşen Çakır'ın programına 43 dakika konuşuyor Meral Danış Beştaş. Baştan sona dinledim. Dünkü yazımda da yazdım. Özellikle son 10 dakikası. Murat Çeplin'in de geçen hafta KRT'de Perşembe akşamı çıktığı programda 1,5 saat konuştukları. Ortak dedikleri şeyler, bakın aynı cümleleri söylüyorlar. Ne diyorlar? Bakın, Selahattin Demirtaş'ın babası öldüğünde Ekrem İmamoğlu taziye için Demirtaş'ı ve Dem'i aramadı diyor. Ama diyor Fırat Çakıroğlu, MHP'li ülkücü kardeşimiz, Allah rahmet etsin, o öldürüldü, onun ölüm yıldönümünde taziye bildirdi. Bu çifte standart değil mi? Sen diyor. Kendi görüşünü de söyle. Aramalı mıydı mesela? İttifak yapıyorsa aramalıydı. Tabii ki aramalı. Sen Ertuğrul Silopi'de gün diyorsun benzer, ki bu sefer Silopi'de, Selo'ya selam gönderdi diyorsun. Ben öyle diyorsun. Bakın Silopi'de Cem diyorsun ki Selo'ya selam gönderdi çocuğu, diyorsun. Hayır. Eğer bir karar versen de yani arasın mı aramasın mı? İmamoğlu DEM Partili ittifak yapıyor, arayacaksın. Numara yapmasına gerek yok. Tamam. DEM Partili'nin ortağı İmamoğlu'dur. Hiç İstanbul'da hiç öyle kılmaya gerek yok. O zaman sen yok. De Selo'ya selam söylüyorsun falan demeyeceksin herhalde. Onlar diyor ki bizimle diyor ama ittifak yapıyorsun. Ama sen de bir karar verdin. Hayır ya. Olur mu canım? Cem sana göre tavır alsın yani. Ben gönder kardeşim. Cem ittifaka karşı ama ittifak varsa kardeşim, onun gereğini yap diyor. Ben ittifaka karşıyım. Evet. İmamoğlu'nun İstanbul'da ortağı DEM Parti'dir. DEM Parti'yle bayağı birazdan anlatacağım. Ne yapalım peki ya bu kitleyi? Bu siyaseti ne yapalım? Bunu yapma ya. Ya ama ne yapalım? Çözüm de sun bize. Kardeşim İstanbul'da DEM Parti ile İmamoğlu ortaklar. İlçelerde ortaklar, illerde şey, her yerde ortaklar. Aday niye çıkardın? Ortaklar o başka. Orada aday? Değil. Ya bir müsaade et kardeşim. Bir müsaade et ya. Onu konuşmanın devamında diyor ki Silopi'de iki tane panzer diyor çocuğu ezerek öldürdü. İmamoğlu bir şey demedi diyor. Şey pardon, orada CHP'yi eleştiriyor. İşte kayyum uygulamalarına CHP bir şey demedi diyor. Mersin, Esenyurt gibi filan ve benzeri söylüyor. İşte 22 ilçede çıkardı. Daha çok şey söylüyor Meral Hanım da bir şey söylüyor. Bizim diyor, bakın Murat Çepni de bunu söylüyor ki o da Rizeli. Eğer diyor bizim pusulamız varsa son 10 yıldır 2015'ten bu yana bizim seçmenimiz bizim partiye oy vermiştir. Pusulamız varsa bu hep böyle olmuştur diyor. O eğer ittifak olarak girdiysek, kimi ittifak gösterdiysek bizim partimiz böyledir. Bu defa da böyle olacaktır diyor. Yani biz diyor burada ortaklık yapıyoruz, şey aday çıkartıyoruz. Bizim partiye Mersin'de orada burada verecektir. Kimin kazanıp kaybettiğiyle ilgilenmiyoruz diyor. Ama İstanbul'da niçin ortaklık yaptığını söyleyeyim. Elimde mesela Eyüp Sultan'ın belediye meclis üyesi listesi var. 3 yer boş. Bunlar kimin diye sordum. İşte İmamoğlu burayı deme bıraktı dediler. Esenyurt zaten ittifak. Bahçelievler, Bakırköy, Ümraniye, Küçükçekmece, Üsküdar... Buralarda belediye meclis üyelerinde, çünkü Ekrem Bey'de, Demliler de, Meral Hanım o konuşmasında da diyor. Bizim grup kurmamız lazım meclise. Belediyeyi almak yetmiyor. Yani grubu, meclisi de almamız lazım diyor. Belediye meclisini. O yüzden de esas ittifak göründüğü gibi ilçelerde ve benzeri değil. Belediye meclislerinde Ekrem Bey onlara yer verdi. Yani ittifak yapıyorlar diyor. Tabii ki yapıyor İmamoğlu'ya diyor. Peki CHP o zaman bak, niye değil. Selam söylemiyor? Neden yakın ya, duruyor? Bak. Çok şey bu ya. Çok niçin bir şey ama bunları yani. Neden bak, söylüyorsun? Bak Faruk, mesela şey, bunu bak, yapıyor tamam. Faruk, o zaman selam da ya, söyler. Taziyeye gider. Başsağlığı da diler. O kadar değil o. Onun öyle dediğin zaman Türkiye'deki milliyetçi sadece İstanbul olarak düşünme. Bu sabah aynı yayında söyledim. İstanbul 16 milyon, 66-67 milyon da Türkiye var. Ya Ekrem orada da, İstanbul'da seçime gidiyor. Adana'da da fark etmez. O parti sonrası da hesaplar var. Seçim sonrası da hesaplar var. Buradaki mesele şu. CHP belediye meclis üyeliklerinin hepsini yazmış. Bende var listeler şeyinde. Ama bazı yerler boş. Bunlar niye boş dedim. Özellikle Kemal Bey'in taraftarları. Bunlar DEM'e bırakıldı dendi. Yani bu seçimde Sayın İmamoğlu ile DEM Parti İstanbul'da ittifak yapıyorlar. Bu ittifak özellikle belediye meclislerinin kazanılması yönünde. Yani çünkü İstanbul'u aldıklarında onlar diyorlar ki hükümet bizi çalıştırmıyor. Ama belediye meclisi bizde olursa biz de çalışırız diyor. Şimdi Küçükçekmece'deki budur. Esenyurt bundandır, Güngören bundandır, az önce söyledi Eyüp bundandır. Bu zaten inkar edilecek bir durumda değil. Onu yani, konuşmada... Hayır, sen diyor, ne diyorsun Cem? Bakın, bu bir gizli ittifak mı diyorsun? Değil, bakın, diyorsun? Hayır, gizli, bak. Cem, büyükşehir adayını nereye gizli, koyacağız onu soruyorum. Değil, gizli, gizli, büyükşehir değil. Adayını mesela, diyorum. Evet, ya, büyükşehir bakın, adayını onu nasıl anlayacağız? Bir şöyle, burada oradaki durumda da ben... İmamoğlu şöyle düşünüyor. Ben İstanbul'u kazanırım diye düşünüyor. Fark hatta 3-4 puan fark atarım diye de düşünüyor. AK Parti'nin yaptığı anketlerde 4-4,5 alıyor şey. Meral Danış Beştaş. Ben daha fazla alacağını düşünüyorum. Ama burada bakın ilçelerde değil.
Orada bir ittifak yok. Mesela Bahçelievleri CHP alabilir, AK Parti alabilir veya Üsküdar'ı. Oraya takılmıyorlar. Ama belediye meclislerinde kesin ittifak var. Ne çünkü ortada bu yapılıyor. Yani orada. Dolayısıyla yani burada da, yapan orada niye yapmasın? Onu nerede? İzah eden. Yani mesela ilçelerde niçin çünkü yapmasın? Orayı önemsemiyor. Yapsın. Çünkü Almanya'nın bir önemi yok ki. Olur mu sen Üsküdar'ı alıyorsun? Faruk, bak, düşünsene Faruk, bugün Üsküdar'da Faruk, CHP bak, alıyorsun. İlçelerde de yapıyor. İlçelerde niye yapmıyor mesela? Yapıyor. Türkiye'de bak. Yapılmadığını kim söylüyor? Yapıyor yapılmadığını ilçelerde. Kim söylüyor? Ne diyorsun ya yanınızda? Ben demiyorum. Hocam o diyor. Benim görüşüm. Hocamın görüşüm. O benim görüşüm. Ben ilçeleri bak. Ben senin gibi şöyle düşünmüyorum. Ya Bakırköy'ü alır zaten alacak. Ya İstanbul ilçeler değişmiyor. Dem'e bir şey gitmiyor ki. Dem kazanacağı ilçe yok ki. Dem Cem'in AK Parti'ye de MHP'ye de pardon CHP'ye de kazandıracağı kaybettiği yerler var. Benim görüşüm Eyüp'ü kazansana CHP kaybetsene. Mesele büyük şehri almak, meclisi almak. Yoksa ilçelerin mesela Ankara. AK Parti Ankara'nın ilçelerin 3'ü hariç hepsi AK Parti'de. O zaman ne olacak Gecik mesela? Peki. Büyükşehir'i ve meclisi yani meclisi alamayınca şöyle. Meclis, ne olacak? Mecliste bazı kararları engellenme anlamı değil. Daha rahat çalışırız diye düşünüyor. Parlamento gibi düşün. Erdoğan Cumhurbaşkanı parlamentoda onda kanunları çıkartabiliyor. Olmasa ittifak olacak, konuşacak böyle. Ama burada şunu diyor hani efendim İmamoğlu ile bu ortaklık yapmıyor. Bu yalan. Yani İmamoğlu ile bu o yani Esenyurt'taki adayın çekilmesi İmamoğlu istediği içindir. O adayı değiştiren İmamoğlu. Ya onları anladık, onları konuştuk. Sadece peki, büyük şehir, yani. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş aday mı? Aday. Evet. Şimdi Meral Danış Beştaş bak kaçıncı keredir aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi Dem için hafif, basit, profili düşük bir aday mı? Bence değil. Peki bak bence kendin değil. İtiraf ediyorsun. Diyorsun ki CHP şöyle düşünüyor. 3-4 alır ama Ekrem İmamoğlu İstanbul'u alacağını düşündüğü için onu çok ciddiye almıyor diyorsun. Evet, orada ama yeniden, sen diyorsun ki bir dakika. Refah, bak, başka sen bir diyorsun şey ki sen diyorsun ki şey aslında 3-4 değil daha fazla hayır, alacak. Bir şey, Faruk, ya böyle bir kumar Faruk, oynanabilir mi? 3-4 alacakken bak, şöyle, 6 alsa Ekrem İmamoğlu seçimi kaybeder. Eğer yeniden Refah aday çıkarmasaydı Dem İstanbul'da da çıkarmayacaktı. O öyle miydi bak, abi? O denklem tamam ama şunu izah edemiyorsun. Böyle bir kumar olur mu Cem? Kaybetti diye. Yeniden Refah aday çıkarmasaydı Dem aday çıkarmayacak mıydı? Evet, nasıl o zaman ya ittifak Faruk, oluyor bu? Ya hayır, tamam Faruk, peki yani bu aynı kısır döngü insanı. Akıl oyunlarıyla bu işler olmaz. Hayır. Akıl oyunlarıyla yani bir, ben önce abi, şimdi, bir şey söyleyeyim. Bitireyim. Yani bir kere, kimin ne dediğini biliyor muyuz? Ben onu merak ediyorum. Yani sırrı sakık ne dedi? Meral Beştaş ne dedi? Evet. Toplamına hocam, baktık tamam, mı? Onu söyleyeceğim. Yoksa, hayır, yoksa, bak, yoksa yani akıl oyunlarıyla tamam. Onu mu kastediyor, bunu mu kastediyor gerek yok yani. Ya, Faruk kestiğince şimdi orada bir şey daha söylüyor. İş AK Parti'ye MHP'ye geliyor. Bizim diyor AK Parti ile MHP ile Meral Hanım bunu söylüyor özellikle son 40. dakikada söylüyor hatta. Hmm. AK Parti ile MHP ile diyor yan yana gelmemiz mümkün değil. Bize hala operasyon yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımızı gözaltına alıyorlar. Operasyon biz diyor. Her türlü AK Parti mesela şey diyor. Selahattin Demirtaş'ta söylediğinin aksini AK Parti söyledi. MHP'yi kazandırmak gibi şey o. Onlarla asla gelmiyor. Tercihimiz CHP olur peki, diyor AK Parti ile ilgili Selahattin orada, Demirtaş çok başka bir şey söyledi bu söylediğinin dışında. O da dedi ki biz CHP'ye mahkum değiliz. Her partiyle görüşülebilir. Ya onun gibi dedi. Bence ceza ne oldu? Bir işlem yok. Çok güzel. Ben öyle demedi mi? Yani. O da öyle dedi. Mesela bugün Şansı Çamlıbel'e verdiğim röportajda da ya, ben konuşabilir miyim? Parti üyesi tamam, değil adam şu an. Lütfen teşekkürler. Ya parti üyesi yok dedi. Demirtaş'ın o partideki ağırlığını sen bilmiyor musun? Faruk şöyle yapma. İmamoğlu İstanbul'da Dem'le ortak. Bunu inkar etme. Ortaklar. Meral Danış Beştaş'ın adaylığını izah etmelisin biz ya, o zaman. Ya o kazanacak. Yeniden Refah aday çıkarmasa çıkmayacak. Öyle bir kumar oynanır mı ya? Bir şey söyleyeceğim. Peki kaybedeceği bir ittifak neden yapsın Cumhuriyet Halk Partisi? Kimle? Hani ittifak kurulmuş. Ya yeniden yapmadık o, diyor ya. Yapmadık diyor da ama şöyle. Hayır diyorsun onlar ya. Onlar bak şimdi. Ortaklı bir ittifak bak, var diyorsun benim ya. Altını masayı da kurdu. Hepsini kazandı. O herkesin oyunu alacağını, ekonomik şartlar ve benzeri. Eğer yeniden Refah'a çıkarmasa. Bak şu açıklama. Aday çıkarmayacaktı şeyde. Hocam herkes aday önce böyle kibar başka soru susmuyor. Seçmenimiz serbesttir demek evet. Ne demek burada şimdi? Evet bir ittifak gösteriyor ama. Biz buraya tekrar dönmeyelim. Nagihan'a bir sorun vardı sonra Yaşar Hocam da devam ediyor. Nagihan. AK
Parti'ye oy ver verir mi ya? Verir. Muhafazakar. Ama lütfen rica edeceğim artık. Neydi o da vermez? Allah Allah, sanki tanımıyoruz ya. Kemal Bey'e verdiler ya geçen sene hepsi. Ya kardeşim bak, git Sultanbeyli'ye git. Horasan'dan büyük oranda oraya göç var. AK Partili olanlar zaten. Anlatma bana. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak, oy vermeyecek. Muhafazakar seçmen gibi. Aynen Türk muhafazakar seçmenle oy vermez. Karıştırıyorsun. Herkes olur mu canım, öyle bir şey? Biraz susacağım. Hakkını yiyoruz. Zaten Kürtlerin yarısından çoğu AK Parti'ye oy veriyor. O dediğin Sultan Gazi, Sultanbeyli zaten AK Parti'nin seçmeni. Evet. Adıyamanlı, Erzurumlu, Diyarbakırlı, Muşlu, Bingöllü. Ben gezdim. Onlar AK Partili zaten. Ben diyorum ki daha önce deme oy verenler, bu Kürt meselesi adına der, AK Parti'ye kızgın olduğu için o seçmen AK Parti'ye oy vermez. Verir mi Nagihan? O sivil cuma demli işte seçmen. Nagihan. Bak söyleyeyim sana. Öyle değil o.